Bugün 7 Nisan günlerden Perşembe. Ajanda ile karşınızdayım. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Mersin'de terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Mersin'de terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre terörle mücadele şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 DAEŞ şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 2'si adli kontrol kapsamında, 6'sı ise sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. 24 Mart tarihinde düzenlenen operasyonda DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla 11'i il merkezinde, 2'si Anamur'da ve 1 kişi de Tarsus'ta olmak üzere 14 kişi gözaltına alınmıştı. Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonları ve bilgisayarlarla call center kurarak vatandaşlarla iletişime geçtikleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin izini kaybettirmek amacıyla kripto para kullanarak soğuk cüzdana bu paraları aktardıkları da belirlendi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri elde edilen bilgiler üzerine belirlenen adreslere şafak baskını yaptı. Çete lideri olduğu belirlenen İK ile 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda banka kartları ve kripto para transferinde kullanılan 1 adet soğuk cüzdan ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonları ve bilgisayarlarla call center kurarak vatandaşlarla iletişime geçip yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yaptıkları, buradan gelen gelirin izini kaybettirmek amacıyla da kripto paraya bu paraları çevirerek soğuk cüzdana aktardıkları belirlendi. Gözaltına alınan 6 kişi işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği MESİAT Başkanı Hasan Engin ve yönetim kurulu üyeleri basın mensupları ile birlikte Karboğazı Turizm Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği MESİAT Başkanı Hasan Engin ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla birlikte Karboğazı Turizm Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan MESİAT Başkanı Hasan Engin, Karboğazı'nın doğa tabanlı turizm açısından Türkiye'nin en gözde yerlerinden birisi olduğunu vurguladı. Gördüğünüz alan Karboğazı. Şu an hepimiz beraber yerel basın olarak Karboğazı'na geldik. Bütün Mersin'in yerel basını şu anda burada. Gülek muhtarımız burada. Federasyon temsilcimiz burada. MTSO meclis üyemiz burada. İşte gördüğünüz gibi rüzgarın hışırtısıyla burada açıklama yapacağız. Karboğazı MESİAD'ın ve Mersin'in 20 yıllık bir projesi. O gün bugündür gelinen noktada henüz elde bir şey yok. Sadece yolumuz yapıldı. Yüksek gerilim elektriğimiz geldi oteller bölgesine. Trafomuz yapıldı. Onun dışında çok fazla bir şey yapılmadı. Türkiye'nin her tarafında kayak tesisleri var. İşte teleferik tesisleri var. Maraş'ta var, Antep'te var, Sivas'ta var, Elazığ'da var. Bütün bölgelerde var. Yakın bölgemiz Erciyes'te var, Ermenek'te var. Fakat Torosların kalbi olan bu bölgede, Karboğazı Turizm Gelişim Kültür Bölgesi olan bu bölgede henüz böyle bir şey, bir temel atma gibi bir şey olmadı. Projelerimiz Turizm Bakanlığı'nda 100 binlik, 25 binlik, 5 binlik planları bitirildi. Binlik planlarda takıldık. Onların yapılmasıyla beraber bu bölgeye lütfen Mersin milletvekilleri, Mersin valimiz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız bu doğa harikası bölgeye el atması gerekiyor. Ve buraya kamu özel bütün turizmcilerin mutlaka getirilmesi gerekiyor. Olduğumuz alan şu anda 1700-1800 rakımlı bölge. Yani arka tarafta gördüğünüz arka planda Medetsiz Tepesi, 3524 rakımlı bir tepemiz var.
dağcıların yoğun geldiği bir tepe. İşte gördüğünüz sol tarafımız kayak pistlerinin olduğu yer. Alp disiplinine uygun. Bütün jeolojik planları yapılmış. İç pistimiz sağ tarafta, iç pistimiz de sol tarafta bulunmakta. Arka planda tepenin öbür tarafında ikinci etap projemiz olan Elmalı Boğazı projesi. O da aynı bu bölge gibi. Doğa harikası bir alan. Bu bölge Adana, Mersin, Osmaniye, Tarsus, Antalya, Niğde, Kahramanmaraş, Gaziantep bölgesine hakim olacak. Oradaki doğa severleri, turizm severleri bu bölgeye çekecek bir çekim alanı olan bir bölge. Yani lütfen buraya alternatif turizm alanları yaratılmasın istiyoruz. Bu bölge Turizm Bakanlığı tarafından her şeyi bitirilmiş olan bir bölgemiz, bir turizm bölgemiz. Yoksa Mersin'de 7 tane turizm bölgemiz var. İşte kıyı kesimi, Tarsus kıyı kesimi turizm bölgemiz, Boğsak, Kargıcık, Melleç, işte Aydıncık, buralarda var turizm bölgemiz ama en önde gelen projemiz, doğa tabanlı projemiz bu turizm bölgesi. Yanında engel teşkil edecek hiçbir handikapı olmayan bir bölge. Evet. 2015 yılında biz bir kulüp kurduk. Mersin Kayak Spor Kulübü. Mersin Kayak Spor Kulübü'nün şu an 60 tane sporcusu var. 60 tane sporcusunun 2019-2020 yıllarında Türkiye genelinde ikincilik, üçüncülük derecesi olan çocuklarımız var. Bu son sene snowboard'da Türkiye ikinciliğini de elde ettik. Yani bu da Mersin için gurur verici. Ama ne yazık ki biz bunları anlatırken Mersin'in kayak tesislerinin olmadığı fakat karının güzelliğinin her tarafının olduğu bir il olmasına rağmen kar tesislerimiz yok. Kayak tesislerimiz yok. Yani kayak tesislerimizin ulaşmasında şu an yanımda bulunan özellikle Mesihat Başkanıma teşekkür ediyorum. Çünkü bu girişimleri bayağı bizi onurlandırdı, sevindirdi. Umarım ki bu gelişiniz, Mesihat Başkanımızın şu an burada olması, bizim burada olmamız bir ses olur, bir kıvılcım olur. İleriye dönerek belki inşallah birkaç sene sonra buraya sizleri telesiyecle çıkaracağız. Telesiyecilerle buraya geleceksiniz, bizleri burada göreceksiniz, kayakçılarımızı burada göreceksiniz. Nice çocuklarımızın burada yetiştiğini Türkiye arenasında belki de dünya çapında sporculara sahiplik yapacak bir ortama sahip olacak bir alana sahibiz. Adana Seyhan ilçesi Sarı Yakup mahallesinde gece saatlerinde devriyede olan bekçilerin dikkati sayesinde üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kişi yakalandı. Olayla ilgili ayrıntılı inceleme sürüyor. Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarı Yakup mahallesinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Bekçiler canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atladı ve etkisiz hale getirdi. Bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye çok sayıda terör, bomba imha, özel harekat ve asayiş ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı. Özel harekat timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları şüpheli ÖB'nin üzerinde bulunan bomba düzeneğini incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi. Terör ekiplerince gözaltına alınan ÖB emniyete götürüldü. Olayla ilgili ayrıntılı inceleme devam ediyor. Adana'da bir kişi barışmak için evine gittiği eski eşini teklifini kabul etmeyince öldürdü. Saldırgan eşini öldürdüğü bıçakla intihar girişiminde bulundu. Adana'da bir kişi boşandığı eşini evine giderek gece geç saatlerde öldürdü. Sonrasında polisi arayarak kendini ihbar etti ve intihar girişiminde bulundu. Olay Yüreğir ilçesi PTT Evleri mahallesinde meydana geldi. Şükriye Gür yaklaşık 3 ay önce sürekli şiddet gördüğü Ümit Sevinç'ten boşandı. Ancak uyuşturucu bağımlısı eski eş kadını taciz etmeye devam etti. Ümit Sevinç gece geç saatlerde eski eşinin evine giderek konuşmak istediğini söyledi. Genç kadın eski eşini eve alarak konuşmaya başladılar.
Bu sırada Şükriye Gür teyzesine eski eşim geldi ve beni öldürecek diye telefonla mesaj gönderdi. Ümit Sevinç eşiyle tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Şükriye Gür bu teklifi kabul etmeyince kavga çıktı. Ümit Sevinç bıçağı eşinin boğazına saplayarak onu olay yerinde öldürdü. Daha sonra ise polisi arayarak eşimi öldürdüm, kendimi de öldüreceğim dedi. Telefonu kapattıktan sonra kendi boğazını da keserek intihar girişiminde bulundu. Polis Şükriye Gür'ün akrabalarıyla irtibata geçerek adresi öğrenip eve gitti. Ekipler evin kapısını kırıp içeriye girdiklerinde kadının yatak odasında cansız bedeniyle karşılaştı. Ümit Sevinç'in ise ağır yaralı olduğunu gören ekipler ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Bir Ocak'ta mahkemeye verdi. Vallahi bu Ali kardeşine verdim. Oğlan diyeyim, damat diyeyim. İşte ocağın 15'ine vardık mı varmadık mı bilmiyorum. Ayrıldılar zaten hemen. İlk cemsede boşandılar. Şiddet falan uyguluyor muydu daha önce? Esrarı vardı, içkisi vardı. Hepsi vardı. Sigarası da vardı. Kıskançlık yüzünden oldu hep. Çok mu kıskanıyordu? Oho! Yoldan birisi geçse, sen de geçsen, seni de kırık tutar. 100 lira bir marketten borç etmiş, onu da kırık tutar. Seni de kırık tutar. Çok mu dövüyordu? Çok mu dövüyordu? Bana önceden hiçbir şey anlatmadılar. Hiç de bir şey demedim. Sonra dediler böyle olmuş, şöyle olmuş diye. Ama bir iki defa da kendi evinde bıçak çekti yani araya girdik. Hiç yoktan yeri böyle dedikodudan yani kıskançlık yüzünden. Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ailenin geçim kaynağı olan 50 koyuna kurtlar saldırdı. Kurt saldırısına uğrayan 50 koyundan 25'i telef oldu. Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ailenin geçim kaynağı olan 50 koyuna gece kurtlar saldırdı. Kurt saldırısına uğrayan 50 koyundan 25'i telef oldu. Olay İncekum mahallesinde yaşandı. İşte bunlar kaldı, ötesini kırmış bitirmiş. Ölülerin götürdük, ne aşağıda da var ölü. Götürdük, bir çukur kazdı oraya gömdük. Nasıl olacak oğlum? Akşamları iftara indi. Koyunu yatağına kattı. İftarda vardı. Sabah yakın suhurluğu yedi. Geldi. Gelse oğlum malı çinge çingedik. 25 tanesini parçalayık, yiyik. Türk Emniyet Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü nedeniyle Mersin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gündem programına konuk oldu. 4-10 Nisan tarihlerinde kutlanan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polis evinde gerçekleşen canlı yayında İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Ömer Akpınar, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Turgut, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Garanlı, Asayiş Şube Müdürü Gökhan Mert ve Narkotik Şube'den sorumlu Başkomiser Ali Kılıç katılım sağladı. İçel TV, Sun TV ortaklaşa canlı yayınında Ali Gürkan Şamiloğlu'nun sorularını yanıtlayan katılımcılar, Türk Emniyet Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü nedeniyle polis teşkilatını anlattı. Çok yönlü güvenlik hizmeti sunmak ana hedefimizdir. Ayrıca Emniyet Teşkilatı olarak Mehmet Aslan Müdürümün başkanlığında belirlediğimiz önce ilimizin hangi hedef, nereler, ne yapmamız gerektiğini oturup kararımızı verdik. Bir strateji belirledik. Çakmak Caddesi, Mehmet Akif Ersoy evet. Caddesi. Şehrin kalbi, cıvıl cıvıl. Evet. Kesinlikle. Yani artı tren garı var. Günlük 25-30 bin tane insan sirkülasyonunun olduğu bir yer. Yani burada 600 bin hemen hemen gündüz 600 bin nüfus var. Yani normalde baktığımız zaman Mersin'in nüfusu şu anda Akdeniz için söylüyorum 388 bin. Örneğin bir otoban yolumuzun Çeşmeli'de değil de bir Silifke tarafına doğru uzatılıp o yolun yapılması
artı ilimizdeki o çevre yollarımızın uzatılıp Erdemli tarafına doğru geçişin sağlanması dolayısıyla bunlar tabii ki trafiği çok derece rahatlatacak ve hafifletecek önlemler. Yaygın olarak her platformda yer almaya başladı. Tabii bunlar sadece 13 ilçemiz. 13 ilçemizin altında bünyesinde aile şiddet büro amirliklerimiz kuruldu. Bu büro amirliklerimizde özellikle bayan polis memurlarımız, bu bayan polis memurları hepsi kurs görmüş ve kadına karşı gerçekten işin ehli olan kişiler tarafından özenle seçilmiş polis memur kardeşlerimizden seçtik. Terör bağlantılı da narkotik suçlarının bir kısmı terör bağlantılı olduğunu narkotem ekiplerimiz kuruldu. Yine bizim narkotik şube bünyesinde motosikletli sivil çalışan sokak timlerimiz kuruldu. Çok yönlü olarak yine sadece narkotik şube olarak değil, teşkilatımızın tüm mensupları uyuşturucuyla ilgili tüm konularda bizlerle beraber müşterek çalışmaktalar. Mersin'in Anamur ilçesinde birçok kurşunlanma olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde birçok kurşunlanma olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Anamur Cezaevi lojmanlarında meydana gelen av tüfeğiyle araç ve ikamet kurşunlanması, Anamur Belediye Başkan Yardımcısının aracının kurşunlanması ve Anamur Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli memurun silahla yaralanması olayıyla ilgili ekipler çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 şarjör, 12 dolu fişekli çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenledikleri iftar programında ilçede görev yapan emniyet mensupları, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşan Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenledikleri iftar programında ilçede görev yapan emniyet mensupları, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kuruluşlarından biri olan ve gücünü milletinden alan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Yılmaz, tüm güvenlik güçlerine sağlık, başarı ve mutluluk diledi. İlçede bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün bahçesinde kurulan iftar sofrası yoğun ilgi gördü. Ramazan birlik demek, beraberlik demek, dayanışma demek, kurtuluş demek. Biz de bu iftar soframızı sizlerle paylaşmak üzere bir araya geldik. Polis teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü münasebetiyle, polis haftası münasebetiyle de İftarımızı burada sizlerle birlikte, sizlerle kucaklaşarak yapmak istedik. Kahraman polis teşkilatımız, toplumumuzun, milletimizin, devletimizin birliği, beraberliği için kahramanca, fedakarca çalışıyor, çalışmaya devam edecek inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Mersin'de yol kenarında yürüyen bir kadının ayağı beton mazgal blokları arasına girerek sıkıştı. Kurtarılan kadın sedye ile ambulansla alınarak ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Mersin'de yol kenarında yürüyen bir kadının ayağı beton mazgal blokları arasına girerek sıkıştı. Ekipler kurtarmak için ter dökerken vatandaşlar da merakla izledi. Olay Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre arkadaşlarıyla ilçe merkezine doğru yürüyen Türkan Tekin'in ayağı yağmur suyu giderlerini sağlayan beton bloklardan oluşan mazgalların arasına girerek sıkıştı. İtfaiye erleri tarafından tek tek çıkarılan beton bloklar sayesinde kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kadın sedye ile ambulansa alınarak ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Erkekler basketbolunun kulüpler bazında en büyük kupası olan EuroLeague'de Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i 81-79 yendi.
Masa tenisi gönüllüleri 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü'nü Kapadokya'da yer altında, yer üstünde ve gökyüzünde masa tenisi oynayarak kutladı. Masa tenisi gönüllüleri 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü'nü Kapadokya'da yer altında, yer üstünde ve gökyüzünde masa tenisi oynayarak kutladı. Farkındalık oluşturmak amacıyla masa tenisi her yerde temasıyla düzenlenen etkinlik ilk olarak gökyüzünde başladı. Kapadokya bölgesinden havalanan sıcak hava balonuna kurulan portatif masa tenisi masasıyla havalanan balon içerisinde masa tenisi oynayan katılımcılar dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Masa tenisi bu sayede gökyüzünde de oynanabilen bir spor dalı olarak tarihe geçti. Yer altında, yer üstünde ve gökyüzünde masa tenisi sloganıyla çıkmış bir proje. Sayın Başkanımız da şehrimizi şereflendirdi. Masa tenisinin duayeni yıllarını vermiş ve şimdi de gençlerin yetişmesi için büyük bir gayret içinde. Biz de Nevşehir'imize masa tenisi daha da sevdirmek, buradan masa tenisine sporcular yetiştirmek üzere destek olduk kendilerine. İnşallah bu desteklerimiz ve işbirliğimiz devam edecek. Uluslararası bir turnuva Nevşehir'imize kazandırabiliriz. Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı 16 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda seçilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı 16 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda seçilecek. Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanının belirleneceği tarih belli oldu. Yeni federasyon başkanlığının belirleneceği olağanüstü genel kurul 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Nihat Özdemir'in istifa kararı sonrası yerine vekaleten başkan vekili Servet Yardımcı'nın göreve getirildiği açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Federasyon Yönetim Kurulu bir araya geldi. Toplantıda yeni başkanın belirleneceği olağanüstü genel kurulun 16 Haziran'da yapılması kararı alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmaları sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmaları sona erdi. İlk günün maçlarında kupaların favorilerinden Manchester City evinde zorlandığı maçta Atletico Madrid'i 1-0 yendi. Liverpool ise deplasmanda Benfica'yı 3-1 ile geçerek avantajı evine taşıdı. İkinci günde ise en büyük favorilerden Bayern Münih deplasmanda Villarreal'e 1-0 yenilerek herkesi şaşırttı. Diğer karşılaşmadaysa Real Madrid deplasmanda Chelsea'yi 3-1 yendi ve avantajlı duruma geçti. Çeyrek final rövanş maçları 12-13 Nisan'da oynanacak. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.